112'yi aradınız. Acil bir durum mu vardı? Nedir konu? Adresiniz nedir? Dinliyorum sizi. Dinliyorum sizi, buyurun. 112 emniyet, buyurun. Aleykümselam beyefendi, buyurun. Çarşamba Çay Mahallesi'nden aradınız. Cemil Şensoy Sokak numara. Evet, nedir ihbarınız? Evet. İş yerinizin önünü engelleyen araç mı var burada? Bildireyim yakalanması için. Tamam, onu bekliyorum ben senden. Yaralı şahısın hakkında da bilgi bekliyorum, onu paylaş. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Şu an itibariyle 8 kurum bir arada görev yapmaktayız. 204 personel çalışmakta. Yaklaşık ortalama günlük 4800 ile 5200 arası çağrı düşmekte çağrı merkezine. An itibariyle mesela 805.000 çağrı birinci ayın birinden altıncı ayın 30'una kadar olan süreç içerisinde 805.000 çağrı geldi. Bizi en çok yoran konu, her yerde olduğu gibi, bu cümleyi çok da fazla kullanmak istemiyoruz. Acil çağrı dışındaki aramalar. Tabii ki pandemi sürecinin de bir etkisi var. Çünkü vatandaşa biz 112'yi arayın diye tavsiyede bulunmuştuk her konuda. Şimdi o alışkanlıklar da devam ediyor ama bizi en çok zorlayan, bunu artık alışkanlık haline getirmiş, sorunu olmadığı halde 112'yi arayıp sürekli arayarak tacizde bulunup, hakarette bulunup kapatan vatandaşlarımız var. Bunlarla ilgili tabii ki idari para cezaları uygulanıyor. Şu ana kadar da zaten bu yıl içerisinde, 2023 yılı içerisinde yaklaşık 50.000 TL para cezası uygulaması yaptık. Ama biz vatandaşı cezalandırma noktasında çok meyilli değiliz. Asılsız ve gereksiz ihbarlarımız bizim aslında oran olarak %20-25 civarında. Yalnız bilgilendirme ve danışma olarak da bizi arayan vatandaşlarımız var. Çokça fazla. Ama yazılımımızın şöyle bir özelliği var. 112 çağrı merkezine düşmüş, acil olmayan her durum vakaya dönüşmemişse, yani biz bir araç çıkarmamışsak ya da bir hizmet vermemişsek, bu asılsız ve gereksize atılıyor. Orada istatistik ediliyor. Bununla alakalı bakanlığımızın bir çalışması var. Yılbaşına kadar bu tamamlanmış olacak. Ama buna rağmen bizim şu anki asılsız ve gereksiz ihbar oranımız %42. Tabii ki 3-5 gereksiz ya da asılsız çağrıları çocuklar bize ulaştırmıyorlar. 10 ve üzeri olduğunda kendileri bizzat kalite koordinasyon birimimiz arıyor vatandaşı. Diyor ki siz işte 2 gün içerisinde kurumumuzu bu kadar aradınız. O kişi 84 kez aramıştı 7 gün içerisinde. Kendisini aramışlardı çocuklar ama bir sonuç alamamıştık. Bana ulaştırdılar, ben kendim aradım. Genç bir hanımefendi çıktı. İşte dedi ki, başladı ağlamaya. İşte müdür bey dedi, kusura bakmayın. Ben bunu bir hastalık, benimki bir hastalık dedi yani. Ben telefon aramadan, bir yerleri aramadan duramıyorum. Köyde bir başkasını arasam dedikodu olacak. Ki buna da zaten yeteri kadar kontrolüm de yok. 112 ücretsiz olduğu için ve dedikodu olmayacağı için arıyorum dedi. Biz kendisine yardımcı olduk. Ruh Sağlığı Hastanesi'nden sırasını aldık. Tedavisi oldu muhtemelen ki o günden bugüne mesela bizi aradığı yok. Yani bu ve buna benzer. İşte bizim iş yoğunluğumuz var aslında Emre Bey. Biz keşke becerebilsek de bu asılsız ve gereksiz arayan tüm vatandaşların sorunlarıyla ilgilenip onları analiz edip sorunlarını, problemlerini ortadan kaldırabilsek. Yaklaşık bir ay içerisinde, 33 gün içerisinde 740 kez arayan vatandaşımız vardı bizim. Bu vatandaşımız tabii ki bir kronik vakaya dönüştü. Sadece aramıyor, sadece meşgul etmiyor, hakaret, küfürler de diyor. Kendisince çok bilinçli de bir vatandaş. Personellerimizin ismine ya da şahsına küfür etmiyor. Kurumlarımıza direkt işte jandarma diyor, sağlık diyor ya da emniyet diyor, küfür ediyor. Bunun da kendisince suç olmadığını tespit etmiş güya. Biz buna kamu davası açtık. İdari para cezası verdik. Olmadı. Oh canıma değsin, bir daha verin şeklinde tekrar aradı. İkinciye verdik, yine olmadı. Üçüncüye biz bunu dava ettik. Böyle bir
mevzuatta dayalı bir şeyimiz, hakkımız var. 66 tane dava, farklı dava açtık. Yani 66 personelimize hakaret etmişti. Ayrı ayrı kişisel davalar açtık.